Şimdi aslında seçime 48 gün kaldı e, bu başlık üzerinden devam edelim çünkü partilerde adaylarını açıklıyorlar e, 48 günün kalmasıyla birlikte yeniden refah partisi de adayını açıkladı dem parti üzerinden de süren <laughs> tartışmalara da bakalım gözler e, haliyle yerel seçime çevrildi. E, Partilerde bir yanda çalışmalar, bir yanda e, tartışmalar. Muhalefet cephesinde e, DEM Parti ile bir anlaşma uzlaşı sağlanacak mı, sağlanmayacak mı konusu önemli bir başlık. E, partilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarına bakalım. AK Parti'nin yani Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, CHP'nin Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin Burak Kavuncu, Vatan Partisi İbrahim Okan Öz. Özkan Saadet Partisi, Birol Aydın Zafer Partisi, Azmi Kara Mahmutoğlu, DEM Partisi Meral Danış Beştaş, Murat Çepne, Yeniden Refah Partisi Mehmet Altınöz. Şimdi Yeniden Refah Partisi'ne bakalım. Çünkü İstanbul'da Yeniden Refah ve DEM Parti'nin aday çıkarması dengeleri değiştirir mi? Dengeleri etkiler mi? Sorusu gündemde. Zafer Şahin sizinle devam edelim. İstanbul adayı Mehmet Altınöz, Ankara ise Suat Kılıç oldu Yeniden Refah Partisi'nin. Dengeleri değiştirecek mi sizce? Valla buna seçmen karar verecek. Şimdi şu var, Yeniden Refah Partisi kendisine bir yol çizdi. Saygı duymak lazım. Biz dediler seçime ayrı adaylarla gireceğiz. Ama ben bu işin iletişim kısmını çok başarılı yürüttükleri kanaatinde değilim. Mesela bu ittifak görüşmeleri sonsuz kaldıktan hemen sonra Yeniden Refah Partisinin önemli kurmaylarının CHP'nin kanalı olarak bilinen ki ben böyle haftalara yapıştırmaya. Çok uygun görmüyorum. Halk TV'de e, orada e, en doğal hakları tabii ki çıkacaklar. E, oraya gitmeleri muhafazakar tabanda farklı algılanıyor. Bu bir. İkincisi orada mesela şöyle diyaloglara şahit oluyoruz. Bir CHP'li e, eski parti meclis üyesi diyor ki ben diyor Bursa'dayım diyor. Siz diyor ne güzel diyor Yeniden Refah Partisi olarak diyor Bursa'da aday çıkartacaksınız diyor. Alunur Aktaş'ı diyor e, bu sefer seçtirmeyeceksiniz ve biz diyor Bursa'ya CHP bayrağını dikeceğiz Şimdi Yeniden Refah Partili konuşmacı da gülümseyerek bu konuşmacıyı dinliyor. E şimdi iletişim yöntemi dediğim, yönetimi dediğim hadise işte burada devreye giriyor. E siz iletişimi böyle kurarsanız, sizin asıl amacınız Bursa'da, İstanbul'da, Ankara'da AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adaylarını seçtirmemek, dolaylı yoldan e, CHP'nin adaylarının seçilmesine katkı sağlamak olarak algılanırsa, bizzat o partinin yetkilileri tarafından algılatılırsa, o zaman o beklediğiniz oy patlamasını yapamayabilirsiniz. Çünkü geçtiğimiz yerel seçimlerde İstanbul'da Saadet Partisi, o zaman Yenilen Refah Partisi yoktu. 120 bin oy aldı Göksu ve ilk seçim 13 bin oyla bitti. Yani İstanbul seçimlerinin alınmasında HDP'nin etkisi oldu, İYİ Parti'nin etkisi oldu ama o Saadet Partisi'nin aldığı 120 bin oy çok kritikti. Ve özellikle milliyetçi muhafazakar seçmen o geride kalan 5 yılda da ne zaman mevcut belediye yönetiminin kendisini rahatsız eden bir uygulamasına şahitlik etse hep dönüp bunu sorguladı. Neden böyle oldu? Neden Saadet Partisi'ne oy verdim? Neden buna izin verdim diye sorguladı. E bugün siz televizyon kanallarında, muhalefete yakın televizyon kanallarında biz Bursa'ya CHP'nin bayrağını dikeceğiz. İstanbul'da AKP'yi seçtirmeyeceğiz. Murat Kurumu işte başkan olmasına izin vermeyeceğiz diye CHP'lilerle beraber demeçler patlatırsanız bu algıya e, mantıklı ve tutarlı itirazlar siyasi söylemler geliştiremezseniz seçmendeki algınız farklı olur. Evet siz 2023 genel seçimlerinde e, %2'nin üzerinde bir oy aldınız ama burada e, şu da vardı. O seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanı'nı destekleme kararı almıştı yeniden Refah Partisi. Ve o cenahta o seçmen tabanında bu bir sempatiye de yol açmıştı. Ve insanlar o partinin adaylarına da oy verdiler. Çeşitli sebeplerle, ekonomiden tutun başka sebeplerle iktidar partisine olan tepki gösteren seçmen oraya da oy verdi. Ama siz bu seçmen tabanına sadece AK Parti karşıtlığı üzerinden, iktidar karşıtlığı üzerinden bir siyasi söylem geliştirirseniz ve günün sonunda buradan fayda sağlayacak olanın CHP adayları olduğu tezlerine de itiraz etmezseniz gülümseyerek bu iddiaları geçiştirirseniz o genel seçimde aldığınız oyu bile belki alamayabilirsiniz ha bunun dışında bu bir yerel seçim göksu burada adaylar ön planda burada ben Murat Kurum'un çalışmalarına bakıyorum sayın İmamoğlu'nun çalışmalarına bakıyorum oluşturulan algıya bakıyorum. Seçim Sayın Murat Kurum'la Sayın İmamoğlu arasında geçecek. Diğer partiler belki belediye meclis üyeliklerinde ya da ilçelerde belki daha öne çıkacak ama Büyükşehir'de her seçmenin bir tercihi olacak. Gönül verdiği partisinden bağımsız olarak da orada bir tercihte bulunacak. Orada da insanlar şunu düşünecekler diye tahmin ediyorum. İstanbul'un trafik sorununa Murat Kurum mu daha e, akılcı uygulanabilir ve hızlı çözümler geliştirebilir Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul'un en büyük meselesi olarak görünen kentsel dönüşüme ve depreme hazırlık konusunda Murat Kurum mu daha iyi iş çıkartır, beni rahatlatır yoksa Ekrem İmamoğlu mu? Yaşadığım kentte ben daha iyi belediyecilik hizmetini Murat Kurum sayesinde mi alabilirim Ekrem İmamoğlu sayesinde mi? Seçmen bunlara bakacaktır günün sonunda. Aferin, şuan Şunu şuan sormak bu, istiyorum. En nihayetinde bir yerel, yerel seçim. Evet, yerel, yerel seçimden yola çıkarak bu söylediğinizi çok önemsiyorum. Ee, şöyle bir yola çıkalım. Genel seçimden daha mı farklı düşünüyor e, seçmen yerel seçimde? Ama bunu büyük şehirleri kapsayacak şekilde mesela büyük şehirlerde ideolojik fikirler e, yine ön planda mı oluyor, hizmet odaklı mı gidiyor? Şimdi e, bir... Ee, mesela işte Kayseri'nin bir ilçesi için veya Kayseri için bunu söylemek daha mümkün değildir. İdeolojik mi e, yoksa çalışma bazlı mı e, başkanlara oy veriyor? Ama İstanbul'da e, yine ideoloji ön planda mı? Ya muhakkak ön plandadır ee, ki zaten Göksu dikkat ediyorsan Ekrem İmamoğlu'nun stratejisi bu yerel seçimi bir genel seçim havası ve atmosferine sokarak sandığa gitmek. Murat Kurum ise tam tersine hizmet ve projeleriyle gündeme gündeme gelmek ve öyle kalmak, öyle algılanmak istiyor. Bunun bir yerel seçim olduğu mantığından hareketle yoluna devam ediyor. İmamoğlu şöyle, bu yerel seçim her ne kadar onun birinci hedefi olsa da, onun asıl hedefi yerel seçimden sonra uygulamaya geçirmeyi planladığı yol haritası. O yol haritasında da önce CHP Genel Başkanı olmak var, sonra muhalefetin Recep Tayyip Erdoğan karşısında 2028'deki Cumhurbaşkanı adayı olmak meselesi var. Dolayısıyla o seçim stratejisini genel siyaset ve ideoloji üzerine kurgulamak istiyor. Murat Kurum ise tek gündemi İstanbul olduğu için İstanbul'u önemsiyor. Dolayısıyla seçmen buna bakacaktır. Ama şu senin söylediğin yerel seçimde başka denklemler devreye girmez mi? Seçmen nasıl oy kullanır? Ya bizim seçmenimiz e, hakkını teslim edelim. Dünyanın en mantıklı ve akılcı oy kullanan seçmeni kim ederse desin. Bak bir önceki seçimde İstanbul ve Ankara seçim sonuçlarına bak. Kullandığı 3 oydan ikisini iktidar partisine Cumhur İttifakı'na veriyor. Ağırlıklı olarak AK Parti'nin adaylarına. Birini Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın muhalefetin adaylarına veriyor. Yani iktidarı uyarıyor. Muhalefet diyor ki sana bir şans veriyorum. Ama iktidara da şu mesajı veriyor. Gönlüm hala sende. Hatalarını, eksiklerini düzelt. Bir sonraki seçimde görüşürüz. Bir sonraki seçim, genel seçimde iktidarı yine kime verdi? Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Ne diyorlardı? İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. Onu bir tek Recep Tayyip Erdoğan başardı. Ne oldu? İstanbul'u alan parti Türkiye'yi alamadı. Demek ki seçmenin bu hissiyatını, bu stratejik oy verme davranışını iyi okumak lazım. Bu seçimde de ben geçen seçimde bir yıpranmışlıkları söz konusu değildi. Ne Ekrem İmamoğlu'nun ne Mansur Yavaş'ın. Onların da artık geride kalan 5 yılın getirdiği bir yıpranma durumları söz konusu. İnsanlar günün sonunda trafikte kaç saat geçirdiğine, oturduğu binanın ne kadar sağlam olduğuna, belediye başkanlarının bu sorunlarına çözüm getirme noktasında çok istekli olup olmadıklarına bakacaklardır. E, bu mutlaka etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ne kadar ideoloji ön planda olur dense de belediyecilik hizmetleri bence bu seçimde seçmenin kafasında belirleyici olacaktır. Hı hı. Şimdi e, Coşkun Hocam sizinle devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi özelinde konuşacak olursak şimdi Mansur Yavaş'ın da Ekrem İmamoğlu'nun da çalışmalarından hem Ankara hem İstanbul olarak değerlendirir Zafer Şahin ama e, dem ve yeniden refah e, çıkardığı adaylar sandıkta dengeleri değiştirecek mi sizce? Şöyle e, mesela bir önceki genel seçimlerde Cumhur İttifakı ve e, Millet İttifakı kanadından değerlendirirsen elbette e, aday çıkarmış onları dengeleri değiştirir. Ne anlamda? E, masadaki o bizim o zaten hep eleştirdiğimiz yapının dağılması anlamında. Şimdi e, İstanbul seçimlerini kim olur Çok tartışılıyor. Hani ben burada bir rehavete yol, yol açsın istemem de ama şu mevcut e, dağılıma bakarsan zaten e, Sayın Murat Kurum'un şansı inanılmaz fazla. Çünkü demin ayrı aday göstermesi ee, yine aynı şekilde diğer partilerin de kendi adayla çıkacak olması e, Millet İttifakı kanadında e, ciddi bir hasara yol açtı ki Özgür Özel daha bugün herhalde yaptığı konuşmada dün de olabilir. Buna atıfta bulunarak e, hani her ne kadar dağılmış olsa da milletin işte e, Türkiye İttifakı gibi bir söylemle yine bir birlik beraberlik göstereceği kanaatindeyim diye bir e, genel geçer cümle kurdu. Bana göre sahada karşılığı yok çünkü son dakika bir değişiklik olmazsa bu şekilde eğer seçime girilirse dengeleri değiştirmez. Burada zaten Cumhur İttifakı'nın adayı projelerle sahneye çıktı ve az önce ben programın başında o nedenle dem vurmuştum. Hani Bu kavgalı ne zaman bitecek? Bu krizler ne zaman sonlanacak? Siz ne zaman adayınızı sadece İstanbul'da değil diğer illerde de ismen anıp projelerle halka kendinizi anlatacaksınız. O nedenle Zamanın çok daraldığını ve bu anlamda da Cumhur İttifakı'nın çok avantajlı bir konumda olduğunu ifade etmiştim. Yeniden Refah'ın aday çıkarması eski genel seçimde yani iki ittifak döneminde elbette etkisi olurdu. Yani yüzde iki buçuk üç civarında bir oy oranı olduğu ifade ediliyor. Hatta o süreçte de bu çok tartışıldı biliyorsun. Hı hı. Kendi logosuyla mı seçime girecek? İttifakın yanında yer mi alacak Şimdi burada müsaade edersen Evet e, ben bir e, örneği aktarayım Çünkü Zafer e, sevgili Zafer önemli bir yere getirdi konuyu yani tabandan destekten bahsetti şimdi yeniden Refah Partisi e, benim önem verdiğim bir taban ciddi yani siyaseten ağırlığı olan ve hani bulunduğu konumu da çok net ifade eden bir yapı şimdi normal akıl bu ittifakın olacağı bulunacağı safı net gösteriyor. Cumhur İttifakı'nın yanı ama enteresandır e, siyasette önemli gelişmeler yaşanıyor anlamlandıramadığımız bir takım gelişmeler yaşanıyor ve genel seçimde mesela benim hiç beklemediğim bir tepkiyle Yeniden Refah Partisi hayır kardeşim biz kendi logomuzla seçime gideceğiz dedi. E, şimdi şimdi ne, e, neden beklemiyordunuz? Yerel seçim aslında biraz da bir sonraki genel seçim için partilerin hazırlık ve masadaki pazarlık şanslarını oluşturmaları için bir e, imtihan değil mi? Elbette ama hani benim beklememdeki, beklemememdeki e, sebep şuydu. Mesela e, sevgili Sayın Fatih Erbakan bir siyasi kimlik ve temsil ettiği değerler var, inandığı değerler var ve siyaseten de yaptığı e, önemli çalışmalar var. Bir de taban ağırlığı var. Şimdi beklemediğim dediğim hadise şu. Hı. Özellikle genel seçimde. Şimdi iki taraf çok net tavrını ortaya koydu. Bir tarafta örnek yani e, ilgili diye o örneği veriyorum. Askeri anlamda savunma sanayindeki hamlelerimiz. Bir taraf dokunacağız diyor. bir taraf dokunacağız diyor. Bir taraf da üzerine koyarak daha büyük işler yapacağız diyor. Şimdi rahmetli Erbakan e, özellikle savunma sanayinde şu an çok dillendirilen ve bana göre değeri söyledikleri de daha yeni anlaşılan bir lider. Savunma sanayi çok önemli yerli ve milli olmalıyız diye yıllardır haykıran, yırtınan ve bana göre meramını da tam anlatamayan, daha doğrusu söylediklerinin karşılığını alamayan bir siyasi lider. Şimdi onun evladı olarak siz, yani ben objektif değerlendiriyorum, dokunacağız diyen kanatla yer almamanız lazım. Hani aynı ekolün devamı çünkü savunduğu değerler. Çok net, senin nerede bulunacağın belli. O halde ne oluyor sorusu soruluyor ki, ben hani ilk daha o gelen seçimlerde sonrasında geri dönüp evet biz karar değiştirdik. Cumhur İttifakı ile birlikte olacağız dediğini günü ben çok iyi hatırlıyorum ve çok da önemsiyorum. Ve tabandan da çok büyük destek almıştı. Şimdi Zafer'in bahsetmiş olduğu o destek o. Şimdi aynı Refah Partisi yerel seçimde adayımızı çıkaracağız dedi. İstanbul özellikle seçim sonucunu etki etmez onu söyleyeyim. Hı. Ama tabii böyle bir siyasi tavırın alınması bana göre anlamlı. Neden sorusu gündeme geldiğinde, gene Zafer'in Ankara'daki o siyasi tabloyla verdiği bir örnek var. Etrafında bazı isimlerden bahsetti ee, Zafer, Refah Partisi'nin içinde var olan. Bak ben yaşadığım bir örneği aktarayım, buradan da izleyenlerin takdirine bırakayım örneği. Biliyorsun ben e, programlarda söz kesmem, araya girmek istemem, e, dikkatle dinlerim, sıramı beklerim. Ee, ve de böyle ekrandaki tartışmayı hiç sevmiyorum. Ancak ilk ve tek oldu. Bir katıldığımız program e, tam da Mersin saldırısının olduğu gün. Şehitlerimiz var. Ortada bir alçak saldırı var. Terör örgütü saldırısı var. Ve programda konunun aynı ifade ettiği husus şu. işte terörle ilgili lanetleyen sözler söyledikten sonra genellikle dedi bu tür saldırılar dedi mevcut iktidara yarar dedi satır arasında söyledi bu, konuşma. Şey. Po, e, polis evine olan saldırıydı. Evet Mersin'de olmuştu Mersin. hatırlarsanız. Ne anlama geliyor? Heh. Ne demek ki diyor? Yani iktidar mı yaptırdı ima ediyor onu mu? Konuşma söylüyor? bitti. Kayıtlar ortada. Arzu eden internetten bulabilir. Son tur söz bana geldiğinde yani terör saldırısını devlet yaptı gibi bir anlamda mı? Ne gidiyor istedim? ya bunun karşılığı o. Yani bu tür saldırılar iktidara yarar. Lafının karşılığının ne geldiğini seyreden ve dinleyenlerin takdirine bırakalım. Ben de işte söz bana geldiğinde e, moderatörümüz şöyle demişti. Siz dedi uzmanlık alanınız. Bir değerlendirme sizden alalım. Ben de o zaman şöyle dedim. Ben dedim olayı bir değerlendireyim ama ondan önce dedim bir e, sayın dedim işte ismini anarak e, konuğu bir değerlendirelim. Sizin dedim az önceki söylemiş olduğunuz lafın doğrudan karşılığı az önce Gaffar'ın ifade ettiği gibi bu saldırıyı devlet kendi yaptı planladı. Bu nasıl laf dedim ya? Yani e, ciddi bir tartışmaya başladı ve büyük bir şok yaşamıştım. Bu cümleyi kullanan kim biliyor musun? Onu, Şu an Sayın e, <laughs> Fatih Erbakan'ın yanı başında yer, veya yer alan ve isim vermedi yine Zafer ama herhalde onu kastediyordur. Bugün muhalefet kanallarında kol gezen Doğan Aydal. Şimdi Yeniden Refah Partisi'nde hemen Fatih Erbakan'ın yanı başında var olan bir kişi. Ve siyaset yürütüyor. Ve çok ilginç Refah Partisi genel seçimde biz logomuzla gideceğiz, seçime seçmen logomuza katılacağız dediğinde ben yanı başındaydım açıklamada. Hiç unutmadığım andır o. Tebessümle büyük bir keyifle dinliyordu açıklamayı. Karar değiştirip biz vazgeçtik, Cumhur İttifakı ile birlikte seçime gireceğiz dediğinde o kişi yoktu ortada. Şimdi burada... Kim bu kişi? Özelliği e ne? Özelliği ne? Bir yerin temsilcisi mi? Bilmiyorum yani şu an Refah Partisi'nin Partisi yanında... Partide genel başkan vekili. Evet. Genel başkan, genel başkan, başkan yardımcısı. yardımcısı. Ben bunu söylemem. Vekili aynı zamanda. E, şu an herhalde <laughs> Koceli Belediye Başkan Adayı kendisi. Koceli Büşşehir Belediye Başkan Adayı. Ha. Ve bu kişi şu an halen muhalefet kanallarında ciddi programlara katılıyor. Çok enteresan söylemlere var ve sahip. Şimdi ben burada... Hani yani... yani katılmasında bir beis yok da tabii şaşırtıcı Hayır, olan mesela Karara o, saygı o, o programda ben hatırlıyorum Zafer Şahin'in hatırlattığı şey aynı zamanda mesela Ekrem İmamoğlu'na çok haksızlık yapılıyor hükümet Ekrem İmamoğlu'na şey yani <laughs> ben öyle iddialarınız olabilir şaşırmadım. ama yani o mesela şey enteresan siz başka bir parti adına bir yerden belediye başkanı adayısınız. E bırakın Ekrem İmamoğlu kendisini savunsun Heh. yani niye siz savunuyorsunuz ki? Bak samimiyete söylüyorum. Yani kendi adınıza konuşun mesela. Ben bunu orada, yeni duydum. Orada bir tuhaflık var yani. E, şu an öğrendim ve şaşırmadım. Tuhaf yani. olan Peki, kısım o yani. E, bu kişi şu an... E, biraz Zafer Şahin'in söylediği şaibe de biraz öyle oluşuyor zannediyorum. Yani insanlar bunu görünce ya hani bakıyor Yenilen Refah Partisi adayı ama yani kendi programını anlattığı kadar e, hani neredeyse o kadar belki İmamoğlu'nu da savunuyor Allah Allah diyorlar yani. Hani şu Be da olabilir. O kanallar böyle hani tuzak sorular falan da soruyor olabilir ama siz tecrübeli bir siyasetçisiniz yani ona dikkat etmek gerekir. Başka sorular oluşuyor insanın kafasında. Mesela benim verdiğim önleme izahı yok. Sizin söylediğiniz vahim. Yani bu bu. Onu ben genelde Türkiye'de FETÖ ve PKK böyle devletin güvenlik kuvvetlerini zan altında bırakıyor. Çok ben zaten çok zehirli bir dil bu. Madem, yani öyle zehirli bir evet. dil. E, madem öyle söyledim ben de programdan hani en ifadem oydu. Kayıtlar ortada. Tabi. Bunu PKK söylemiyor. Siz tabi. ne hangi cesaretle tabi. ve hangi akılla? Söylesine çok sert tepki verdim. Yine, hala e, şiddetle karşıyım o söylediğine ama böyle bir aklının Yeniden Refah'ın içinde yer alması ve aynı zamanda işte bu programlarda siyaset üretmesi az önce Gaffar'ın verdiği örnek yani İmamoğlu'na metiyeler düzmesi herhalde Yeniden Refah Partisi'nin taban kesimi tarafından aynı e, zamanda da Sayın Erbakan tarafından sorgulanıyordur. Çünkü eylemle söylem örtüşmüyor. Yani e, bugün evet yerel seçim farklı ideoloji veya farklı fikirlerle bağımsız girebilirsin. Saygıda duyarım. Buna hiç lafım yok. Ama sen genel seçim gibi en kritik yerde bizim beka meselesi dediğimiz bir hadisede tabanının da aynı fikirde olduğu bir süreçte ben kendi logomla gireceğim dersen e, tabanda da bir tepki oluşur. Tekrar geri adım atmak durumunda kalırsın ki inşallah ben bunda da benzer bir süreci bekliyorum. Yani her ne kadar adayımızla gireceğiz dese de daha vakit var, e, yani zamanı var bu aynı genel seçimde olan bir hava tekrar oluşabilir. Çünkü gerçekten yani savunulan değerlerle sahada uygulananlar birbirine örtüşmüyor ve bu bahsetmiş olduğumuz destek hani Zafer'in bahsettiği destek ters tepebilir. Onu bir kere hani iyi değerlendirmesi lazım yeniden Ama refah. Ama orada şunu söylüyor yeniden Refah tarafı mesela bir pazarlık yaptıklarını söylüyorlar. Hani söylediğinizin olması için bir bir pazarlık yapacaklar. AK Parti'den bir şey alacaklar herhalde değil mi? öyle Ama oldu işte ancak. o pazarlığın yapıldığı e, Ali İhsan Bey bunun açıklamasını yaptı. Hı. Yani yapıldı, konuşuldu. Evet. Hiç konuşulmadık konuları da dedi, dillendirerek bir takım söylemler hoş olmadı dedi. Yani farklı bir uygulama Hı. var burada. E, böyle iş suyunda akmıyor gibi geliyor bana. Hı. Bu söylemi de az önce özellikle belirttim. Benzerinde daha birçok e, katıldığı programlarda Gaffar'ın verdiği örnekler gibi yaşanmış örnekler var. Bunu şimdi normal şartlarda yeniden refahın o siyasi kadrolarının değerlendiriyor olması lazım. Hani bir söyler gaflettir, ikinci söyler hatadır. Üç olur, dört olur ama biri biri ardına ve hep aynı cena. Yani Doğan Adel tek midir? Onu yeniden refahın vereceği karar veya araştıracağı konu. Ama ben bunların tesadüfen söylendiği kanaatine değilim. Az önce Abdullah Hocam'ın geldiği noktaya geliyorum. Acaba farklı bir fikri başkaları mı diktirtiyor diye düşünüyorum. Siyasi parti tabi bunlar. Tabii ben müsaade ederseniz bir ayakta göstereyim. Evet üzerinden. Mi? Evet buyurun. Müsaadenizle bir iki dakika çünkü bu güzel bir liste yapılmış. Ben bakarken bir matematikçi tarafım şey oldu. Buyurun. Şimdi bakın bu iki tane çok favori aday var. Biz bunları hep konuşuyoruz değil mi? Yani En çok Murat Bey ve Ekrem Bey'i konuşuyoruz. Evet. Çünkü kamuoyu araştırmalarında ee, bunlar böyle başa baş çıkıyorlar. Ee, son en son Hilmi Daşdemir'in araştırması vardı Optimar'ın. Murat Bey fa öne geçti falan diyordu. Ama tabii değişiyor araştırma kuruluşlarının şey bu yani kafa kafaya bir yarış var gibi. Bu adaylar sonradan açıklandı. Şimdi biz bu adaylara baksak hani bu AK Parti CHP rekabetinden hangi siyasi aday, hangi parti hangisinden oy alır? diye baksak. Evet. Değil mi? Öyle bir şeyle bakalım. Düz mantıkla bakalım. Hiç niyetle okumayalım. Evet. Şimdi bu, burada e, yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı içindeydi. Dolayısıyla yeniden Refah Partisi'nin aldığı oy Murat Kurum'dan alınacak oy, çalınacak oy gibi düşünebiliriz. Bu doğru bir e, mantık mıdır? Düz mantıkla gidiyorum. Yani Cumhur İttifakı içindeydi diyorum. Ne oy alacağını bilmiyoruz. 10 puan mı alacak, 1 puan mı, yarım mı onu bilmiyoruz. Onu bilmeden söylüyoruz. Hı hı. Cumhur İttifakı içindeydi. Ee, Saadet Partisi ve İyi Parti Millet İttifakı içindeydi. Dolayısıyla Sayın Kavuncu'nun ve Sayın Aydın'ın alacağı oylar da Ekrem Bey'den. Ekrem Bey'in oy deposundan alınacak oylar olur. Evet. DEM Parti eskiden HDP'ydi ve gayri resmi olarak... Millet İttifakını destekliyor. Dışarıdan destekledi, aday çıkarmadı hı hı. Ekrem Bey 2019'da seçilirken. DEM Parti'nin alacağı oy da Ekrem Bey'in havuzundan alınır. Zafer Partisi Millet İttifakının son anda ortağı oldu. Biliyorsunuz o ittifaka girdi, bir protokol yapıldı. Dolayısıyla Sayın Kara Mahmutoğlu'nun alacağı da Ekrem Bey'den alınır. Bir tek burada Vatan Partisi İbrahim Okan Özkan zaten bağımsızlardı bir önceki seçimde 2019'da İlker yüceldi aday. Şimdi de bağımsız. Yani Vatan Partisi'yle ki şeyden de alabilir oyunu İbrahim Bey. Şimdi dolayısıyla bu hesaplamamızın dışında kalıyor. Şuraya bakalım. Bir parti bir aday Murat Kurum havuzundan oy çalacak. Bir, iki, üç, dört aday ise Ekrem Emoğlu'ndan. Şimdi bu seçim eğer şayet şöyle olacaksa iki tane çok güçlü adayın yarışı ve oyların bu iki güçlü adayda temerküz etmesi tıpkı Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimi gibi olacaksa eğer genel beklenti kamuoyunda şu an hava öyle esiyor. Eğer öyle olacaksa o zaman bu partilerin hiçbiri bu 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 ve bu partinin hiçbiri genel seçimlerde aldıkları oy kadar oyu yerel seçimde alamazlar. İlk koşulu tekrar edeyim. Evet. Şayet yarış iki kuvvetli kanal arasında geçecekse. Çünkü şeyde e, genel seçimde milletvekili kazanma ihtimalleri vardı, baraj hedefleri vardı, ittifak içindelerdi vesaire. Evet, şimdi dolayısıyla bunların her birinin küçük küçük oylar almasını bekleyebiliriz. Mesela İyi Parti zaten ör ama işte ben de şunu bir daha sorup yinelemek istiyorum. Küçük küçük dediğiniz oylar. Şimdi genel seçime gittiğimiz o süreçte çok tartışıldı ya işte örneğin Saadet Partisine şu kadar vekil verildi ya senin Aha. oy oranı ne kadar? denildi mesela Zafer partisi e, son e, virajda turda e, seçimin haritasını belirleyecekmiş yönünü belirleyecekmiş senin oyun ne kadar şimdi o küçük küçük dediğiniz oylar Tamam. E, bir dahaki genel seçim evet. için acaba e, kendilerine bir hazırlık mı yapıyorlar tamam, yani masadaki şimdi... pazarlık paylarını ellerini güçlendirmek mi istiyorlar bir de bu görme... defa de bak benim işte doğru. benim benim bu kadar oyum var e, geçen seçimde bana 10 ee, vekil vermiştiriz. Hadi şimdi. Şimdi ne ederi? Şimdi bir var, defa herkes bunu heh, görecek. Şimdi, evet. evet. Şimdi. Yani böyle, biz bunu hep Anketler üzerinden Kantara konuşuluyordu için. ya. Anketler heh, üzerinden evet. konuşuluyordu. Anketler, anket şirketleri tartışmalıydı. Ee, kime yakın, evet. ha, kim yaptırıyor gibi. Evet. Şimdi artık kimin ne kadar evet. oyu var göreceğiz. Evet. Göksoy Hanım, şimdi bu söylediğiniz bütün hüsniyetimizle baktığımızda söylediğiniz tabloyu okuruz. Fakat şöyle bir şey çıkar. Ters bir matematik çalışabilir. Saadet Partisi bir sürü milletvekili aldı. Ne olacak şimdi bu seçimde Saadet Partisi yüzde yedi, yüzde sekiz oy mu alacak? Yani şu anda sahip olduğu Millet İttifakı içinden alabildiği milletvekiline denk gelecek bir oy alabilecek mi? O zaman Zafer genel seçim riskli mi olacak? Zafer Partisi'nin imzadığı protokolü biliyoruz. Kemal Bey iki bakanlık, MİT başkanlığı, Cumhurbaşkanı yardımcının hepsini vermiş. <laughs> şimdi Zafer Partisi'nin onlara denk gelebilmesi için bu seçimde yüzde dokuz, on, on falan oy alması lazım. Şu zaten <laughs> partiden fazlasını <laughs> alıyor. Kantardan kastım o. Şimdi Tabii. oradaki oyların evet. topladığı, hepsine o, bravo. kondu. O matematik sert yani çalışabilir. Boyu göreceğiz. Bir de tamam. buraya Gaffar Sana bir takviye. Memleket Partisi yok. Ee, Tabii o da, o, o orada o da olmamış da. ha, Sayın Mehmet Sevigen'in aday olacağı kulislerde henüz belli olmadığı için herhalde yani editör arkadaşlarımız. Bir Bizde son anda çekilme ihtimalleri var değil mi? Şimdi hepsinin var. Hepsinin 20'sine var. kadar 20, 20 Şubat'a kadar. 20 Şubat'a kadar. Var. Evet, bir anda. 20 Şubat'tan dönüşüm. sonra çekilemez ama. Çekilemez değil mi? artık. Şimdi bir ben, değil ben mi? şöyle bir matematik yapıyorum. Her biri 1 bir puan alsın. Mesela bir bir Dem iki, Parti'nin normalde üç. İstanbul'daki oyu Alt değil mi? %8'dir. Hı. %8'dir. %8'dir. Eee Parti'nin oyu %12'dir. Yüzde 12. Şimdi ben çok böyle şey yani çok böyle alt düzeyde bir hesaplama yapıyorum. Diyorum ki Buğra Bey yüzde 12 almasın da bir puan alsın. Tamam hepsi bir puan bir alırsa bir alsın. altı. Bakın şöyle olur. Ekrem İmamoğlu bir, iki, Hı, o, üç, Ekrem dört İmamoğlu. puan kaybeder. Yani CHP adayı dört puan kaybeder. AK Parti adayı da bir puan kaybeder. Bak hepine, hepsine birer puan dağıttım. Ha bunların aldıkları oylarla hesap yaparsak. Şimdi ben de o zaman bir soru soracağım. Çok tartışmalı bir başlık. Buyurun. Dem Parti ile HDP ile gizli ittifak, millet ittifakı kurdu mu kurmadı mı e, genel seçim üzerinden. Şimdi Dem Parti'nin ayrı aday çıkarması, siz diyorsunuz ki e, bir puan kaybeder Sayın İmamoğlu. Ama belki e, Ekrem İmamoğlu mesela İyi Parti'den milliyetçi kanattan bir oy gelecek ee, Anlatabildim mi tam olarak? Yani Zaten söylediğim o. Heh, Bakın şu kararsız ben, o kararsız tabii, seçmen bu bak, sefer diyecek ki Sayın Kılıçdaroğlu ayrıldı genel başkanlıktan e, tamam, görevi. Evri, tamam. Bak yeni bir dönem var. Ama evet, ama. belki Hanım hani, tam olarak onu söyledim heh, zaten. Tam evet. olarak onu söylüyorum. Bakın İyi Parti'nin 12 puan oyu var. Hı hı. 11 puan, olmayacak bir şey değil. 11 puan sizin dediğiniz gibi düşündü. Dedi ki biz kendi partimize oy vermiyoruz. Yani kendi partimizden daha milliyetçi görüyoruz Ekrem İmamoğlu'nu dedi mesela. Diyebilirler bu arada. 11 puan buraya gitti. 1 puan kaldı Buğra Bey. Yalnız, e Buğra Bey'de 1 puan kalsın. Den şimdi Parti Parti'nin iddiası, e, Millet İttifakı'ndan ayrılmasının İYİ Parti'nin iddiası mesela daha yüksek oy alacağını genel seçime göre değil mi? Yanlış yorumlamıyorum. O o şeyle çıktı. Ha, şimdi CHP'nin oy oranını göreceğiz DEM Parti'yle ayrılıyor. var. kendi oylarıyla bakalım bir de. Cumhuriyet Halk evet. Partisi, kusura bakma araya girdim. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Şahin lütfen Ankara'dan siz de dahil olun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmen tabanı süreci iyi okur. Ben burada o ayrılmanın, samimiyetinin sorgulanacağı kanaatindeyim Göksu. Yani gerçekten bir ayrılık mı var yoksa zoraki bir ayrılık mı? Mesela Özgür Özel sürekli metiyeler düzüyor ee, ve sürekli kapıyı açık tutuyor. Ve ben öyle hani taban tabana ayrıldığını, ayrıştığını görm e, e, öyle bir tablo oluştuğu kanaatine değilim. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği husus şu. İyi Parti düzeltiyorum. DEM ile CHP arasında bir e, ideolojik kaynaşma var dedi yani söylemler o kadar oturuyor ki. Tamam o zaman şöyle yapalım mı? Bu görün e, adayların ismi kalsın ama e, editörüm Zeynep'ten şunu istiyorum.